muhalefette yönetebilecek bir isim sizce? Demirtaş. Adam asker öldürüyor, bilmem ne ölüyor, adamlarla beraber. PKK'nın heykeli dikeceğiz diyen bir Demirtaş. Öyle 20 sene boyunca verdim, keşke vermeseydim. Kundak'taki çocuğu öldürecek, ben gideceğim CHP'ye, İYİ Parti'ye oy vereceğim. Beni istediği kadar pahalandırsın. Tek ki benim vatanım ayakta dursun. Gerisi boş. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. İYİ Partili yönetici AK Parti'ye oy verenlerin ailelerine küfür etti. Çok yanlış buluyorum çünkü ne de olsa bu insanlar yani Türkiye'ye hizmet için varlar. Birbirlerini bu şekilde yıpratmamaları lazım. Bence kalite yapılan iş de ortaya çıkmalıdır. Bir insan hakkında böyle kötü ifadeler kullanmak son derece... Bütün insanlar bile, bütün vatandaşlar. Evet. İYİ Partili yönetici AK Parti'ye oy verenlerin ailelerine küfür etti, hepsine. Abi işte doğru değil, küfür etti. Yani hiç kimse kimseye küfür edemez. Yani çok bunu da söylemek isterdim. Çok sağ olun. İYİ Partili. Türkiye'nin gündemi o mu? Şu anda gündem o. Akşam Türkiye gündeminde Twitter'da tagda bu var. Gündem yağ olsun yağ. Teneke yağ, bak bir ay önce 580 milyonu aldım. Bırak bir tane patavatsız küfretmişse o kendisini tamam. Bağlar. O yayınları da yaptık. Ekonomik pahalılığı da yaptık. Şu anda bunu sorduğumuz için soruyoruz. Ekonomik pahalılığı yap. Yaptık, onu da yayınladık. Bir kol yumurta olmuş 45 lira. Onu yap. Peki şeyi merak ediyorum ben. Şimdi dolar 18 iken yine 45 lira olan yumurta dolar 13 liraya düştüğü zaman niye düşmüyor? Faiz haram da şu an devlet millete faizle para veriyor. Millet nereye gidiyor bu iş yani? Şu an faiz haram diyor Cumhurbaşkanımız. Faiz haram. Gel paranı yatır banka. Artışı olan yani devletin aradaki farkı kapattığı para faiz diyorsunuz. Hibe değil diyorsunuz. Yatır 130 lira al. Tamam, hibe değil diyorsunuz. Bu ne, bir faiz. Ne hibesi? Hibe devlet kime vermiş? Bir şey kalmış mı? Zararını karşılamak için faiz diyorsunuz. Faiz zaten. Hibe olur mu ya? Herkes gözünü bir alsın artık kardeş. Ne iş yapıyorsun? Ben bak 20 senedir AK Parti'm, hala üyeyim. Ne iş yapıyorsun? Bunu üyeyim. Abi senin gibi vatandaşlar çok geliyor. AK Parti'ye üyeyim artık vermeyeceğim diyen. Zaten vermeyeceğim. Versem bana mi? Pek samimi gelmiyor. Gerçekçi gelmiyor. Çok teşekkürler. Bir saniye. Vallahi billahi şu an ilçede delegeyim dahi. Çok teşekkür ederim. Ama bak taraf tut, siz bile taraf tutuyorsunuz. Evet. Siz bile bak yine gerçekçi de. Bak ben yemin ettim. Ben AK Partiliyim. Evet. 20 sene boyunca verdim. Keşke vermeseydim. Evet. Ben diyorum ki bugün seçime gitsin. Kim ne sonuç yaparsa yapsın. Ben yurt dışından geliyorum. Bugün seçime gitsin, yine Erdoğan kazanır. Çünkü var ya bu anda Erdoğan'a vermeyeceğim diyen adam tamam bir hakkını alamamıştır, vermemiştir. Bir şey talep. Yani adam yapabileceğin en iyi değilse de tamam iyi değil diyelim. Kabul ediyorum. Neden o zaman ona oy veriyorlar? 70 askerimi öldürecek, polisimi öldürecek, Kundak'taki çocuğu öldürecek. Ben gideceğim CHP'ye, İYİ Parti'ye oy vereceğim. Beni istediği kadar pahalandırsın. Tek ki benim vatanım ayakta dursun. Gerisi boş. Alkışlayın amcayı. Yok vallahi gerisi boş. Size. Buyurun. İYİ Partili yönetici AK Parti'ye oy verenlerin ailelerine küfür etti. Adamın söylediği lafa bak ya. Bu ülkeye gelmeyin diyor. Ticaretini öldüren bir adam vatan hainidir ya. Başka bir şey söylenmez. Ama hala meclisin içinde duruyor adam. Ya neden bahsettiğimi herkes anlamıştı. Öyle ya, ülkeye bir insanın ticareti için iş adamlarını buraya gelmeyin, burada batarsınız diyorsa bir adam bu ülkenin vatandaşı olabilir mi ya? Böyle bir şey var mı ya? Adam asker öldürüyor, bilmem ne ölüyor, adamlarla beraber. Ben anlamam böyle bir şey. Kim ne derse desin, isterse 500 lira olsun. Daha pahalandı. Şeyi soralım. İYİ Partili yönetici AK Parti'ye oy verenlerin ailelerine küfür etti. Bu haberi tabii görmedim ama siyaset... Dinleteyim mi? Olabilir. Olur, dinletelim. Çünkü yeni gündeme oturduğu için vatandaşların hepsinin haberi olmuyor. Hiç fark etmez. İsteyen istediği yerde paylaşabilirim. Ben de... Ha, şöyle biraz geri alalım. AK Parti'ye oy verenin AK Parti diye bir partiyi savunun. Ben tatlanasını avladığınız soyunu sokun sürerim. Ya bu çok ahlaksız bir şey. Tabii şimdi anne, avrat, bilmem, bu tip şeyler, bunlar bizim toplumumuzda çok önemli şeyler, önemli değerler. Bunlara hakaret ederek bir şey yapılması, burada çok büyük bir yanlış var. Millet, toplum birbirine iki cepheden bakıyor. Karşı tarafı düşmanlar. Aslında yani tamam, belli başlı sorunlarımız olabilir ama birbirlerine bu kadar şiddetli saldırmasının bunun çok ciddi şey etkilerini biz görüyoruz. Daha önce partili milletvekili, grup başkan vekili şehit kız kardeşine küfür etmişti. Ya bu tabii aynı karşı. Bu. Yine İYİ Parti'nin, CHP'nin, benim kendi kanaatime göre bunların ahlaksız şeyleri, tavırları, saldırmaları. Bir tarafta güzel bir iş yapılırken onu bir şekilde sabot etmesi lazım. Orada demesi lazım ki bir yerden vurması lazım. Hiçbir yerden vuramayınca kalkıp böyle ahlaksızlıklarla vuruyor. Ben çok şey buluyorum, yanlış buluyorum. Bunların da hatta yani toplumda da şey görmemesi lazım. Değer görmemesi lazım. Biz bir beraber bir toplumuz. Türk milleti olarak, İslam ümmeti olarak beraber yaşıyoruz burada. Bunu nasıl daha ileri taşıyabiliriz? Bunun peşinde olmamız lazım ama birbirimize saldırıyoruz. Peki. Burada ben biraz daha devam edeyim konuşmaya. Buradan birisi çıkacak, diyecek ki sen niye AK Parti'yi savunuyorsun ya bilmem ne. Halbuki böyle bir şey yok. Ben eleştirileceği yerde eleştiririm. Savunulacağı yerde savunurum.
benim milletim, benim toprağım neticede. Kaç yaşında? 26 yaşındayım. 26, ismini? Yusuf. Yusuf, sence bu ülkeyi seçim 2023'te yönetebilecek en iyi lider kim? Ya şimdi tabii şey bir soru, trik bir soru yani ama ben... Net bir cevap. Benim kanaatim Erdoğan. Cumhurbaşkanımız aynı şekilde çünkü 2023'te çok ciddi hedefleri neden var. Neden CHP olmaz? CHP şöyle, ben tabii görmedim hayatım boyunca. Yani neden CHP'nin HDP olmaz? Yönettiğini görmedim. Ben tamamen söylemlere bakarak bir yorum yapabiliyorum. Geçmişteki şeylerine bakarak bir yorum yapabiliyorum. Farklı olabilir şu anki konjonktür. Şu an daha başka bir CHP olabilir ama söylemleri bu şekilde gösteriyorsunuz. İyi Parti'den bir yöneticinin lafını gösteriyorsunuz. Şimdi bu adama ben nasıl güvenebilirim ülkeyi yönetsin? Mümkün mü böyle bir şey? İyi Partili yöneticili AK Parti'ye oy verenlerin ailelerine küfür etti, ne düşünüyorsun? Kim diyor onu? Mahalle başkanı, hemen dinletelim mi? Dinleyelim. Tabii. Daha gündeme düşmedi ki. Dün akşam oturdu abi gündeme. Yeni olduğu için belki duymamış olabilirsin. Böyle yeni fiyatlarıydı. Yok abi dedi. Sigaraya olan zamlardan şikayet ediyor. Kardeşim zaten zam geldi. 20 lira oldu dedim. Hayır abi 25 lira oldu. Bu da geldi. Yani bu AK Parti'yi oy verenin AK Parti diye bir partiyi savunun. Ben tatlanasını avradığını soyunu sokunu sülalesi. Ya bunlara inanmayın. Vallahi inanmayın. Nasıl inanmayın? Yani inanma. Parlament 25 değil 40 lira olsun, 50 lira olsun. Yine millet içer. Yine içer. Bugün Tayyip'in olması ya da başka bir liderin olması önemli değil ki. Önemli olan Ali Veli ya da CHP'li, AKP'li, DHP'li ya da ne bileyim HDP'li değil. Önemli olan yönetebilen bir adam olsun. Yani biz Tayyip'e karşı değiliz. Bak ben Kürt'üm, Vanlıyım. Değil mi? Ama aynı bayrak altında yaşıyoruz. Benim için Tayyip önemli değil. HDP önemli değil. CHP önemli değil. Yönetebilen bir adam olsun. Gençler dışarıda bak ceplerinde para yok, bir kafede oturup bir çay içemiyorlar. Bir iş bulamıyorlar. Adam iş bulmaya gidiyor ya, araştırıyor, şey yapıyor, bilmem ne yapıyor. Gerek yok yani. Peki, bunca genç şeyde var. Kafalarda soru işareti. Gençler iş bulamıyor. Bir işsizlik var. Çünkü çok fazla iş talebi var. Türkiye'de ama şeyde şu soru da var. İş beğenmemezlik de var mı? Var. Adam iş beğenmiyor. Bak ben tamirciyim. Tamirciliği bırak. Bugün ben tamirci olmasam dışarıda çöp toplarım. Ekmeğim için toplarım yani. Ama genç de şey diyor. Ben üniversite okudum. Ben niye dışarıda tamirci de çalışıyorum? Ben de okudum. 2 yıllık bitirdim. Teknoloji tasarım bölümünü bitirdim. Olmadı. Gittim tamirde çalıştım. Şu an tamirde aldığım parayı inan ben o işte alamayacaktım. Haftalık 2000 lira alıyorum. Akşama kadar yağın içindeyim ama gurur. Ne tamircisi? Kaporta boya, araba tamircisi. Yani bu herkes okudu mu? Bu okudu, ben okudum, sen okudun, o okudu. Bu işleri kim yapacak? Değil mi? Araba işini kim yapacak? İnşaat işini kim yapacak? Ya bizim için Tayyip'miş, olmuş önemli değil. Yönetebilen kişilerin gelmesi gerekiyor. Var mı muhalefette yönetebilecek bir isim sizce? Demirtaş. PKK'nın heykeli dikeceğiz diyen bir Demirtaş. Öyle onu dememiştir, emin olun. İzletebiliriz. Onu dememiştir. Videosunu izletelim mi? İzlet ama dememiştir. Yani. Eğer dediyse yani, bak, düşünceleri değişir mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlama. Bak ben bir Kürt olarak gittim 12 ay vatanı görevimi yaptım değil mi? Benle beraber gelen Ankaralı ya da Çorumlu ya da başka bir çocuk geldi. Benle aynı ekmeği paylaştı. Aynı düşüncede yürüdük çünkü. Ona bakarsan Erdoğan da diyordu Fethullah Gülen'in elini tutmadı mı? Gençleri gönderin Fethullah Gülen'in bilmem neyine demedi mi? Ne oldu? Terör örgütü, sonra FETÖ çıktı. FETÖ terör örgütü olduktan çıktı. Sonra uzaklaşıldı ama Abdullah Öcalan bebek, bebek katili Abdullah Öcalan'ın olduğunu biliyoruz. Yani bu ülkede Yasin Börü'nün... Hani şimdi ben o konuda konuşuyor olsam... Yok, Selahattin Demirtaş hani onun heykeli dikeceğiz dedi ya, o terörist başının. Aynen. Bunu kınıyor musunuz bu cümlesini? Tabii ki kınıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun. Aynı bayrak altında yaşıyoruz diyorsunuz. Aynen. Çok güzel. Gerçekten çok mutlu oldum. Yani ben gurur ama, duyuyorum. Ama PKK sizi tükürüğüyle boğar da dedi. Bizi boğamaz. Kendi kendini yönetebilen bir milleti kimse boğamaz. Ama bunu Selahattin Demirtaş söyledi. Ya olabilir. Önceden iktidara gelmek için her şeyi demiştir. Erdoğan da diyordu. Erdoğan'ın ilk geldiği yıllar 2006'ya kadar yönetimi çok iyiydi. Gerçekten bütün Kürtler de onu çok seviyordu. Ama 2006-2007'den sonra kaybetti. Kendini kaybettirdi. Yani bir şey değişen bir şey olmadı. Yok, Erdoğan'ın değil de ben orada Selahattin Demirtaş şeyini merak ettim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. O açıklamaların birçoğunu duymadım diyorsun. Yani duymadık hani. Çok sağ ol. Kendinize iyi bakın. Ya ben şeyi merak ediyorum. Gerçekten duymadık mı? Yoksa burada toslayacağız, görmedik duymadık bilmiyoruz mu? Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben Mert Armağan. Videomuzu desteklemeyi, bizi desteklemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hayırlı günleriniz olsun.